Barış Terkoğlu Cumhuriyet rütbesi sökülmüş tabuttaki asker. Bugünden gençtim. Telefonum çaldı. Baban öldü dediler. 51 yaşındaydı. Kimsenin suçu yok. Kendi kalbi istememişti. Kara, dipsiz bir kuyuya düştüğümü hatırlıyorum. Geçen salı sabahı telefonum çaldığında o kuyuyu hatırladım. Tahmin ettim. Açmadan hayır dedim. Arayan hapisteki Vuralavar Paşa'nın yeğeni Sinan'dı. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. "Sadece kaybettik." dedi. Ne acı. Amcasının öldüğünü cezaevi müdürünün telefonuyla öğrenmek zorunda kalmıştı. Ölmek ancak ölmekle karşılaştırılabilir sanırdım. Yanılmışım. Bu kez öfkem üzüntümden fazlaydı. 5 Ocak 1938'de Bitlis'te doğmuştu Urala Var. Yaşasa. 2 hafta sonra 85. yaşını kutlayacaktı. Hani doğuştan derler ya. Babası İsmail Bey asker. Oğlu da küçük yaşta babasının üniformasını giydi. 19 yaşında ilk aşkı Herbokul'undaki sıra arkadaşı Tuna Hanım'la tanıştı. Birinci sınıfın sonunda evlenmeye karar verdi. Geçen 11 Aralık 63. evlilik yıl dönümleriydi çocukları olmadı. Birbirlerine evlat bildiler. Tuna Hanım'ın ölen kardeşinin kızı Yeşimi de evlat edindiler. Bu kışı çıkaramaz. Ne istiyorlardı Vural Paşa'dan? 85 yaşında bir hücrede uyurken can vermek. Bu neyin intikamıydı? Yaşlılığa bağlı hastalıkları, geçirdiği koronavirüs, kaburgalarının kırılması yetmemiş, götürüp cezaevine geri bırakmışlardı. Ölüm öyle göstere göstere geldi ki onu ziyaret eden Ahmet Zeki Üçok'la konuşmuş, İki ay önce bu köşede yazmıştım. Üçok, hapiste ziyaret ettiği Vural Paşa'nın durumunu şöyle anlatmıştı. Yüksek tansiyon, kalp, demans, prostat, işitme kaybı hastalıkları var. Günde 10 hap kullanıyor. Sürekli eski söylediklerini tekrar ediyor. İsimleri unutuyor. Koğuş arkadaşının ismini hatırlamadı. Üçok'un notları şöyle bitiyor. Çok zayıf ve kırılgan, bu kışı çıkaramaz. Gerçekten dediği oldu. Bu kış çıkmadı. Kaburgalarımı gömdüm. Olacakları bekliyormuş gibi. Son görüş gününde onu gören tutuklu yakını anlatıyor. Vural Paşam, kaburgalarınız nasıl? Ağrınız çok mu? Dedim. Ben kaburgalarımı gömdüm, dedi bana. Ölümünden sonra Vural Paşa'nın yaşadıklarını nasıl anlattığına bakıyorum. 10 yıl önce ilk kez çıktığı mahkemede söyledikleri bitmeyen intikamı özetliyor. 30 Ağustos 1998'de kadrosuzluktan emekli oldum. Halen 76 yaş içindeyim. 16 yıl önce cereyan etmiş olayları hatırlayamıyorum. Vural Avar, MGK üyesi değildi. 28 Şubat onun için verilmiş görevdi. Davada bunu şöyle anlattı. 28 Şubat süreci benim için 28 Şubat 1997 tarihinde başladı. Emekli olduğum 30 Ağustos 1998 tarihinde de bitti. Bunu CIA bile yapamaz. FETÖ'cü savcı Mustafa Bilgili, yıllar önce emekli olmuş yaşlı asker Vural Paşa'ya FETÖ'cü ihbarcının verdiği evrakı soruyordu. Aldığı cevaplar haliyle genelde bilmiyorum, görmedim, hatırlamıyorum şeklinde oluyordu. Onu suçladıkları belgeleri gizli diyerek okutmuyorlardı bile. Ama trajikomik durumun bir tanesini mahkemede şöyle anlattı. Okuduğum kısım benim başkanlığının görev alanının çok dışında, özetle İran'daki rejimi değiştirmek gibi çok ütopik böyle bir imkan ve yetkimizin olamayacağı bir görevdi. Savcıya, bunu işleme koymamız mümkün değil, bunlar ütopik fikirler, bunları eyleme dönüştürecek makam, benim sorumlu olduğum birim değil, böyle bir çalışma yapmamızda imkanlarımızın dışında demiştim. Hatta gülerek bana verilen bu görevi Amerika'nın CIA'in bütün imkanlarını kullanmasına rağmen yıllardır gerçekleştiremediğini de ilave etmiştim. Erbakan'la çalıştı. Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanı olarak emekli olmuştu. Erbakan'la birlikte çalışmıştı. 28 Şubat'ın hedefinin Erbakan değil, irtica olduğunu davada anlatmıştı dönemin Başbakanı Rahmetli Erbakan'la yakın temasım olmuştu. Kendisini çok kibar, etrafına karşı çok centilmen bir adam olarak tanıma fırsatını bulmuştum. 28 Şubat kararlarının altında imzası olan genel kurmaya gereğini yerine getirin direktifi veren de Erbakan'dı. Gel gelelim AKP FETÖ ortaklığı Erbakan'ın ölümünden sonra davayı açtı. Zira Erbakan yaşarken içerideki hiçbir askerden şikayetçi olmamıştı. FETÖ-AKP ortaklığı hazırladı. Vural Paşa son savunmasını yaptığında FETÖ hesaplaşması yaşanmıştı. Savunmasında ortaya çıkan tabloyu şöyle özetliyor. Müştekiler içerisinde yaş kararıyla TSK'dan çıkarılanlar, bunlar benim elimdeki bilgilere göre 196 kişi. Bunlardan 47'si aşırı dinci ve daha sonradan FETÖ ortaya çıkınca FETÖ'cü oldukları için silahlı kuvvetlerle ilişkileri kesilmiş olan kişilerdir. İddianameyi hazırlayan savcıların Mustafa Bilgili ve Kemal Çetin'in FETÖ mensubu oldukları için tutuklandıkları, hatta onlara TSK'dan bazı sahte belgeleri gönderen askeri savcı Muharrem Köse'nin de FETÖ mensubu olduğu dikkate alınmalı. Savcılar, ilk soruşturmada ifade alan savcılar Cemil Tuğtekin meslekten ihraç, Mehmet Özgür meslekten ihraç, sahte CD'yi teslim alan savcılar Hüseyin Ayar meslekten ihraç, Fikret Seçen meslekten ihraç. Karar veren hakimler Mustafa Karatay meslekten ihraç, Muhammed Alabaş Tutuklu, Ali Ertan Tutuklu, Haydar Kol Tutuklu. Tutukluluk itirazlarını değerlendiren ve kopya eder gibi hep aynı ifadelerle reddeden hakimler Abdullah Bahçeci Tutuklu, Nihal Uslu Tutuklu, Halil İbrahim Kütük tutuklama kararı var ama firarda. Dündar Örsdemir meslekten ihraç tutuklu. Ahmet Korkmaz meslekten ihraç tutuklu. Kadriye Çatal meslekten ihraç. Bilir kişiler Ünal Tatar ihraç. Firarda Cihat Yıldız ihraç. Yakup Korkmaz ihraç. Vural Avar Paşa davayı hazırlayanları böyle özetliyordu. Ancak AKP ile FETÖ Türk ordusuna kurulan kumpasın ortaklarıydı. Bural Paşa gibi Mustafa Kemal'in askerleri ise her ikisinin de düşmanıydı. Onun 85 yaşında hapiste katleden de işte bu ortaklıktı. Birinin yarım bıraktığını öbürü tamamlıyordu. Üniforması sökülmüş tabut. İdam yani müebbet verdiler. Yetmedi rütbelerini söktüler. Öyle vahşi bir intikamdı ki bu. Cezaevine gelen mektuplarda kor general yazanları geri yolluyorlardı. Vural Paşa bugün öğlen Kocatepe Camii'nden karşı yaka mezarlığına uğurlanacak. Öğrendiğime göre rütbeleri söküldüğü için askeri törende yapılmayacak. Bir zamanlar Mustafa Kemal'in üniformasını çıkaran ittifak, 100 yıl sonra Mustafa Kemal'in askerlerinin üniformasını sökerek ondan intikamını almış olacak. Yaşı 90'lara varmış, On rütbesiz erse hapiste ölümü beklemeye devam edecek. Elveda Avar Paşa, sen ölmedin, ölüm sana getirildi. Şimdi bizden çok uzağa, bilmediğimiz dünyalara gidiyorsun unuttuğun günleri, alamadığın nefesleri, çocuğun gibi sevdiklerini, özlediğin kedini, eski resimlerini bize bırakıyorsun. Üniformasız tabutun çıplak ellerimizin üstünde. Sözümüz olsun, adaleti senden çalanlara, adaletin ne olduğunu bir gün göstereceğiz. Bir gün, mutlaka. Barış Terkoğlu, Cumhuriyet